بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني والعشرون من كتاب الطهارة bugün نور الإداحان كتاب الطهارة 22. dersini okuyoruz. باب الحيد والنفاس والاستحادة حيد نفاس استحادة بابını okuyoruz. حيد نفاس استحادة hepsi bir babdır. Dünkü derste kufun delikleri toplanmaz demiştik. Bir kufte birkaç delik varsa küçük, o delikleri ne ederiz? Toplarız. Toplamı bir dirhem kadar olursa ne olmaz? Mesah caiz olmaz. Olmazsa mesah caiz olur. Bir kufun delikleri toplanır, iki kufun delikleri toplanmaz. Birden bir adamı ayağı kopuksa tek bir ayağına mesah giyebilir mi? Kuf giyebilir mi? Onu mesah yapabilir mi? Biz yapamaz dedik galiba. Yapabilir. Bir adamın iki ayağı varsa birine kuf giyerse, diğerine çorap giyerse, birini mesah, diğerini yıkarsa olmaz. Bu olmaz. Ama bir adamın bir ayağı var, diğer ayağı yok ise o var olan ayağına huf yedirebilir ve mesah yapabilir. Dünkü derse galiba yanlış söyledik. Babul haydi ve nifasi vel istihadedi. Hayd, nifas, istihade bunlar kadında olan durumlardır. Erkeklerde yok. Yahrucu minel ferci, kadının avretinden çıkar haydun. Yani üç kan çıkar. O kanlardan birinin ismi haydun, haydır. Ve nifasun, nifastır. Ve istihadetun, biri de istihadedir. Biri de nedir? İstihade. Haydın makarri, nifasın makarri. Yani hayd kanı, nifas kanının yeri kadının rahimidir. Rahimden gelirler. İstihade kanı o hastalıktır. Bir hastalıktan dolayı geliyor. Şimdi bakalım kendisi tefsir ediyor. Fel haydu hayd nedir? Demun bir nedir? Kandır. Yenfalduhu rahimu baligatin. Yenfalduhu o kanı atar. Rahimu baligati. Balık bir kadın, buluğ çağına ulaşmış bir kadının rahiminin attığı kandır. O kadında da la da ebiha. Bir da yoktur o kadında. O kadında herhangi bir hastalık yoktur. Ve la habele, hamilelik durumu da yok. Demek hastalığı olmayan, o kana yol açan hastalık olmayan. Ve la habele. Çünkü hable midir? Habele. Yok, bildiğim kadar hable olmaz. Habel olması lazım. Lugata bakalım. La da'e biha ve la habele ve lem tebluh sinnel iyasi. İyas yani hayden kesilme, hayden umutsuz yaşa da ulaşmamış. O yaş nedir? Galibi 55'tir. Şimdi la da ebiha. Niye da, la da ebiha? Bir kadının, bağlı bir kadının rahiminden bir kan geliyorsa ama bir hastalıktan dolayı bunun ismi hayd değil. Ne olabilir ismi? İstihade olabilir. Ve la habele, hamilelik söz konusu değil. Hamile olan kadından kan gelirse bu da istihadedir. Hayd olamaz. Niye? Çünkü Allah'ın hikmeti hamile kalan kadın o hamil ile o hamilelikten dolayı rahimin ağzı kapanıyor, kan gelmiyor. Kan geliyor ise, hamile bir kadından kan geliyor ise demek ki bu istihadedir.
kadında bir hastalık var, hayd değil. Bir de velem tebluğ sinnel iyasi. İyas yani hayden umutsuz yaşı. Nedir 55? O yaşa ulaşmamış olmalı. 55, 60 yaşa gelen bir kadından kan gelirse bu hayd değil. Olsa olsa ne olur? İstihade olur. Demek ki fel haydu, hayd nedir? Demun bir kandır. Yenfadduhu rahimu baligetin. Balig bir kadının rahimi onu atıyor. Balig olmayan bir kızdan kan gelirse bu ne olmaz? Hayd olmaz. La da'e biha. Bir hastalığı yok. Bir hastalıktan dolayı gelirse o da istihade olur, hayd olmaz. Ve la habele, hamilelik olmamalı. Hamilelik varsa o kan istihadedir. Ve lem tebluğ sinnel iyasi. İyas sinine ulaşmamış olmalı. Ulaşmış ise o ne olmaz? O kan hayd kanı olmaz. Olsa olsa ne olur? İstihade kanı olur. Yenfaddu diyorum. Yenfaddu mu yenfudu mu? Onu bir bakalım. Yenfudu demiş. Sizinki yenfudu mu harekatmış? Sanki sizinki doğru. Benimki yenfaddudur, yanlıştır. Yine bakalım. Yenfadu mudur? Yenfudu mudur sizin? Yenfudu. Tamam. Burada görmedim. Ben de yenfudu yaparım. Bilesin ki hüblü mü demişti? Habele. La habele. Benimki de öyle, o doğrudur. El-Habele'dir. Tabi doğrusu El-Habele'dir. Pek bir kadın, hani ay hali diyoruz, ay halini gördü. Diyelim hayde düştü. En az bu hayd ne kadar sürer? Ve akallul haydi selasetu eyyamin. Haydin en azı 3 gün 3 gecedir. 2 gün kadın hayde düştü, kanı kesildiyse bu hayd devam edecek. 3 güne kadar kadın haid olarak kabul edilir. 3 günden daha az ne olamaz? Daha az hayd olamaz. Bildiniz değil mi? Ve kallul haydi selasetu eyyamin. 3 gündür. Tabi eyyam, leyal birine bağlı olduğu için birini zikrederler, diğerinden iktifa ederler. Yani selasetu eyyamin bi leyaliha. 3 gün geceleriyle beraber. Biz de yazmış. Var mı? Ha. Olmasa da ihtifa vardır. Ve evsatuhu haydın evsatı. Yani normali. Hemsetu eyyamin. Hemsetun oradaki tenvin mudafu ileyye ivedir. Yani hemsetu eyyamin. Galibi kadın kaç gün hayd görür? 5. Ve ekseruhu hayden en ekseri, en fazlası aşeretun. Oradaki tenvin de mudafu ileyye ivedir. Yani aşeretu eyyam. Bir kadın 11 gün hayde düşerse 10 gün hayd ederiz. 11. gün istihade kabul ederiz. Çünkü 10 günden fazla ne olmaz? Hayd olmaz. F
fazlası varsa o fazlası istihade eder. Demek haydın en azı ne kadar? En azı 3 gün 3 gece, galibi evsatı 5 gün 5 gece, ekseri 10 gün 10 gece. Oldu mu? Ve nifasu, nifas nedir? Nifas eddemmul haricu akibel viladeti. Doğumdan sonra akib arka, hemen arkasından sonra. Viladet doğumdan sonra çıkan kan nifastır. Nedir Osman nifas? Ve nifasu huve eddemmul haricu akibel viladeti. Viladetten sonra, doğumdan sonra kadından gelen kan nedir? Nifastır. O kana nifas denilir. Çocuk doğurmadan önce gelen kan nifas değil. Çocuk doğurduktan sonra gelen kan nedir? Nifastır. Veyahut da çocuğun galibi dışarı çıkmış, ağzı içeride. O esnada gelen kan o da nedir? O da nifastır. Peki bazen kadınlar düşük yaparlar. Düşükten sonra kan geliyor. O nifas mı? O düşük yaptığı çocuğa bağlı. Eğer o çocuğa da insan belirtileri oluşmuş ise, diyelim bir kısım belirtiler var. Parmakları belli veya insan kafası olduğu belli. Bir takım insan belirtileri varsa o düşük yapılan sıkta onunla beraber ondan sonra gelen kan nifası. Yok bir kan pırtısı veya bir et parçası halinde düşmüş ise bununla beraber gelen kan ne değil? Nifas değil, hayd kabul edilir. Nifas değil, istihade kabul edilir. Ve nifasum huve demul haricu akibel viladeti. Peki nifasın ekseri nedir? Hani haydın akabini öğrendik 3 gün 3 gece. Evsetini öğrendik 5 gün 5 gece. Ekserini öğrendik. Neydi? 10 gün 10 gecedi. Nifasın diyor ve ekseru 40 yevmen. En fazlası ne kadardır? 40 gün. Şafilere göre 40 gün galibidir. Ekseri 60'tır. Ama Hanfilere göre nifasın ekseri 40. 40 günden sonra kan geliyor ise artık o kadın istihadeye düşmüş. İstihade kanıdır deriz. Peki nifasın ekserini öğrendik. 40 gün. 40 günden fazla olmaz. Azı ne kadar? وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ. Nifasın akalının sınırı yoktur. Doğumdan sonra hemen bir lahza kan gelip kesilebilir. Bir saat gelip kesilebilir. Bir gün gelip kesilebilir. Haydın akalına ne yok? Had yok, sınır yok. Bunu öğrendik mi? Öğrendik. Nifası öğrendik. Nedir? Huve demul haricu akibel viladeti ve ekseruhu 40 yevmen ve la hadde li akallihi. Vel istihadetu, istihade nedir? Demun, o da bir kandır. Nakası an selaseti eyyamin. 3 güne ulaşmamış. 3 güne ulaşsaydı biz hayd derdik. Ama 3 güne ne etmemiş? Ulaşmamış. Bir kadından 1-2 gün kan geldi, kesildi. Evzade ala aşeretin. Yahut da 10 günü geçti. Ne oldu? 10 günü geçti. Bu fil haydi. Bu ne? Fil haydi. Yani hayd konusunda 3 gün 3 geceden az olan kan istihadedir. 10 günü geçen kan nedir? İstihade. Hayd olamaz. Hayd çünkü 3 günden az olmaz. Hayd olamaz çünkü hayd 10 günden fazlası olmaz. 10 günden fazlası ise, 3 günden az ise
Hayd olamadığına göre ne olur? İstihade olur. Selam, siz tamamlar demiştiniz ama. He? Hani iki gün geldiyse üçüncü güne tamamlar hani. Öyle demiştim. Öyle değil. Bu diyor iki gün geldi, kesildi. Demek o hayd değilmiş. O iki gün kadın namazını kaza edecek eğer kılmamış ise. Hayd diye zannetti. Sonra ortaya çıktı ne oldu? Hani ben demin dedim kan iki gün kesildi. Üç gün tamamlaması lazım. Hayd olduğuna karar verirsek tamamlanması lazım. Kesildiğine göre demek ki hayd değilmiş. Üçüncü gün kadın namazına başlar. O iki günü de ne eder? Allah-u Alem bildiğim kadarıyla kaza eder. Diğer kitaplara bakabilirsin. Niye? Ortaya çıktı ki o iki gün hayd değilmiş. Peki kazaya kaldığından dolayı kadın günahkar olur mu? Hayır. Çünkü kadın bilmiyordu. O ne zannetmişti? Hayd zannetmişti. Ortaya çıktı ki hayd değil. O aradaki namazı kaza eder. Kadın da günahkar olmuyor. Çünkü burada kadın bir kusuru yoktur. Ve alâ erba'ine fin nifâsi. Nifasta bir kadın doğumdan sonra 40 gün kan geldi. 40 günden sonra ne? Kan devam ettiyse o 40 günün fazlası biz ne kabul ederiz? İstihade kabul ederiz. Nasıl 10 günün fazlasını istihade kabul ediyoruz, hayd kabul etmiyoruz? 40 günün fazlasını da neyi kabul ediyoruz? İstihadeyi kabul ediyoruz. Niye? Çünkü nifas 40 günden fazla olmaz. Ama şafilere göre 60 güne kadar hayd kabul ederiz. 60'tan sonra istihade ne ederiz? Kabul ederiz. Oldu mu? Peki bir kadının haydi bitti. İkinci hayde düşmek için en az kaç gün temiz kalması lazım? Ve akallu tuhri, bak haydin ekserine 10 gün. Tuhrun en akalli, yani iki haydin arasındaki tuhrun en azı. Ve akallu tuhri fasili beynel haydeteyni, iki hayd arasında fasıl olan, yani iki haydin arasına giren tuhurun en azı 15 yevmin, 15 gündür. Ne? 15 gün. Bir kadının haydi bitti, 10 gün sonra tekrar kan gördü. Bu kan istihadedir deriz, kadın namazını falan kılar. Tamam mı? Onun kayda kuralı var, ona göre abdestini alır, bez bağlar, namazını kılar. Ya kan geliyor, kan geliyor, tuhur suresinin içerisinde geliyor. Bu kana hayd diyemeyiz. Mecbur ne deriz? İstihade deriz. Ve akallu tuhril fasili beynel haydeteyni, iki hayd arasında fasıl olan tuhurun en azı 15 yevmen. Ne kadardır? 15 gündür. Peki tuhurun en azı 15 gün. En fazlası ne kadar? وَلَا حَدَّ لِيَكْسَرِهِ وَلَا حَدَّ لِيَكْسَرِهِ, İki haydın arasında fasıl olan tuhurun ekserine had yok, sınır yok, ölçü yok. Bir senede kadının haydi bugün bitti, bir seneye kadar hayda düşmeyebilir. Beş seneye kadar hayda düşmeyebilir. Hiç hayda düşmeye de bilir. Haydın ekserine ne yok? Şey, haydın ekserine diyorum. Tuhrun ekserine had yok, sınır yok. Ama tuhrun akalline sınır var. Nedir? 15 gündür. Ve la hadde li ekseri, ekserine had yok. İlla, illa had var. Limmen, o kadın ki, hani men hem müzekerlere kullanılır, hem müenneslere kullanılır. Burada kime kullanılmış? Müennese. Onun için belagat, bak fiili müennes gelmiş, menin lefsine göre değil de manasına göre. Men, ma, bu gibi elfazların demirleri nasıl gelir? Lefse göre
müzeker de gelebilir. Manaya göre müennes de gelebilir. Burada belagatın faali hiye müennes gelmiş. Menin lefsine göre değil de neyine göre Osman? Manasına göre. Tamam. Diyor ve la hadde li ekseri illa limen belagat mustahadeten. Bakın dikkat edin. Bir kadın nedir? Abdullah. Bir kadın istihade halindedir. O halde ne oldu? Balık oldu. O halde ne oldu? Balık oldu. Bunun tuhruna ne var? Sınır var. İlla limen belagat mushadeten. Anlıyorsun değil mi? Osman anlıyorsun nasıl oluyor? Bir kadın diyelim bir kız daha balık olmadan istihade kanını görüyor. Bir sıkıntısı var, hastalığı var, kanı görüyor. Kadın, o kız bugün balık oldu. Bugün ne oldu? Balık. Dün bu kız tahir değil miydi? Tahirdi. Kan geliyordu, o istihade kanıydı. Ha, bugün balık olan kız bunun tuhru ne kadar sürer? Bunun tuhru ne kadar sürer? Biz deriz ki bugün balık oldum. Bu kan bugünden itibaren nedir? Haydır. Bugünden itibaren ne? Hay. Kaç gün? 10 gün. Zaten bu kan sürekli gelir. 10 gün hay. 10 günden sonra ne başlıyor? Tuhur. Onun tuhru ne kadar sürer? 15 gün. Ha bak burada tuhru ne var? Doğru ne sınır var. 15 günden sonra yine ne deriz? Bu kan haydır. Yani kadın ona göre ibadetini yapar. Meseleyi anladınız mı? Demek ve la hadde li ekserihi, haydın ekserine had sınır yok. İlla limen o kadın ki belagat balık olmuş, mushadeten mushade olarak balık olmuş. Bu kadının tuhrunun haddi, haydının haddi 10 gün. 10 güne kadar kadın haiddir kabul ederiz. 10 günden sonra kadın artık tahirdir deriz. Çünkü 10 günden fazla haid yok. Ne kadar tahir? 15 gün. Çünkü 15 günden az tuhur olmaz. 15 günden sonra yine kadın haiddir, haide düşmüş deriz. Bak burada tuhurun sınırı var. Nedir? 15 gündür. Selam, bu ne kadar devam eder? Kan devam ettiği sürece. 15 gün sınır konuldu ya. Kadın ömür boyunca böyle bu şekilde devam ederse hep bu şekil. 10 gün hayd. Hayda gelince ihtiyatlı davranırız. Ekserini kabul ederiz. Nedir? 10 gündür. Tuhura gelince tuhurun en azine 15 gün. 15 gün tuhur kabul ederiz. 10 gün hayd, 10 gün tuhur. Ne zaman bu kanı kesiriz? 15 tuhur değil mi? 15 tuhur. 10 gün hayd, 15 doğru bu şekilde devam ederiz. Hayda gelince ekserini alırız. Tuhra gelince akallini alırız. İhtiyat budur. Pek bunları haydi, nifasi, istihadeyi öğrendik. Akal, ekser, evsatlarını öğrendik. Haid bir kadın, nüfesa bir kadına ne haramdır? Öyle değil mi Ahmet? Ve yahrumu bil haydi. Haydla beraber haramdır. Ve nifasi, nifasla beraber haramdır. Ne haramdır? Semaniyetu eşyae. 8 şey haram. Hayda olan bir kadın, nifasta olan bir kadına 8 şey haramdır. Nedir o 8 şey? Es-salatu. Haid nüfesa kadının namaz kılamaz. Ve savumu. Oruç haramdır, oruç tutamaz. Ve kıraetu ayetin minel Kur'ani. Kur'an'dan bir ayeti okuyamaz. Yarım ayet ihtilafla beraber zarar etmez. Zarar etmez. İhtilafla beraber. Bazıları diyorlar yarım ayetle zarar eder. Es-sah o ki yarım ayet zarar etmez. Bir ayet Kur'an okuyamaz. Kim? Haid nüfesa olan kadın. Eti üç. Ve messuha
ayeti mes etmek de haramdır. Ve messuhadaki ha nereye gider? Ayete gider. Bir ayete elini vuramaz. O ayet ise Kur'an'da olsun, ise bir levhada yazılı olsun, ise bir kitabda yazılı olsun. Ha illa bir gilafin. Gilafıyla beraber. Yani o ayet üzerine, o Kur'an üzerine bir bez varsa, bir kab varsa, o kaba, o beze dokunabilir. Ama çıplak ayete dokunamaz. İtikaç, es-salatu bir, ve savmu iki, ve karaetu ayetin min Kur'an'ı üç, ve mesuha illa bi gilafin dört, bir de ve duhulu mescidin. Camiye girmek de nedir? Nifastaki, haydaki kadına haramdır. Ne yapamazlar? Camiye giremezler. Şafii mezhebine göre camide durmak haramdır. Camiden geçmek zarar etmez. Şafilere göre. Azize Camisi'ni biliyor musunuz? Doğuda batıda birer kapı var karşılıklı. Kadın bir kapıdan çıksa, girse diğer kapıdan çıksa bir şey olmaz. Camide durmak haramdır. Geçmek cünüp kişiye de zarar etme haram değil. Nifas haydaki kadına da haram değil. Ama nifastaki kadın, haydaki kadından kan damlaları düşme tehlikesi varsa, caminin tencis tehlikesi varsa o zaman haramdır. Eti beş ve duhulu mescidin, Hanfilere göre mescidin duhulu nedir? Haramdır. Bir de ve tavafu, Kabe'yi tavaf etmek. O tavaf ise tavaful veda, ise tavaful ifade, ise tavaful kudum. Fark etmez. Tavaf abdestsiz ne? Yapılmaz. Tavaf sünnet olsa dahi abdestsiz yapılmaz. Eti altı. Vel cima'u. Vel cima'u. Cima haramdır. Hayit nifasa olan bir kadın kocasıyla cima yapamaz, beraber olamaz, haramdır. Eti yedi. Vel istimta'u. Eğlenmek. O hayit nifastaki kadınla kocasını istimta etmek, telezzüz etmek haramdır. Nesinden telezzüz etmek, uyarlanmak, eğlenmek haram olur. Bima tahta surrati ila tahti rukbeti. Kadının göbeğinden aşağıdan ta dizin altına kadar. Diz kafa da mı dahil? Dahil. Bak göbeğin kendisi dahil değil. Dizin kendisi dahil. Bak bima tahta surrati ila tahta rukbeti. Göbeğinin aşağısından dizin altına kadar bu bölge kocası için nedir? Haramdır. Elini sürtemez, herhangi bir dokunmak haramdır. Demek ki haid nifası olan kadın için namaz haramdır, bir. Oruç haramdır, iki. Kıraat-ı ayet-i min Kur'an'ı haramdır, üç. Mesuha haramdır, dört. Duhulu mescid haramdır, beş. Tavaf haramdır, altı. Cima haramdır, yedi. İstimta bima tahta surreti ile tahta rukbeti haramdır. Eti kaç? Eti sekiz. Hayda olan bir kadın bunlar haram. Ha şimdi bazılar çıkmış haydaki kadın namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir diyorlar. Bizim fıkıh kitapları buna ne etmiyorlar? Müsaade etmiyorlar. Müsaade etmiyorlar. وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل ولا يحل إن انقطع لدون تمام عادتها إلا أن تغتسل أو تتيمم وتصلي أو تسير صلاة الدين بردا قلالا بردا درالا قلالا يارن باب الأنجاس والطهارة عنها قدر بالدرس يقال sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب